Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Farming Simulator'da bugün yine birlikteyiz. Yine tarlamızla işimiz var abi. Yani biliyorsunuz bizim bu tarlanın işleri hiç bitmiyor. Şimdi önce şu traktörü bir çalıştıralım. Bizim arazilerimizi bir ekmemiz lazım yine. Az geri geldik. Şu dipteki arsayı başlayalım değil mi? Hadi o zaman soya fasulyesi ekimi başlasın abi. Evet. Soyalarımızı ekiyoruz hocam. Ekim başladı. Şimdi şurada bir biçer vardı abi. Yürü. Tarla 8 dediğim işimiz vardı. Bizim onu devam ettirmemiz lazım. Şimdi buna mal yüklüyorduk değil mi? Mal yüklüyorduk sana. İnşallah hepsini alır. Doldur oğlum, doldur. Yapacak bir şey yok. %100 olacak diye bir kaydı yok. Hocam şimdi sevgili tırımızı da aldık. Hemen gidelim hocam. Hızlı bir şekilde, hızlı hızlı. Ses ayarlarında biraz sıkıntı yaşadım ama
Herhalde o kadar sıkıntı olmamıştır arkadaşlar sizin için de. Dahıl anlarına bunları boşaltmam lazım değil mi benim? Dur. Gidelim liman dahıl anlarına boşaltalım malı gelelim. Yani kamyon çok sakat ya, bu çok acayip çalışıyor abi, bu ne biçim kamyon ya. Allah kabeleye vurdu. Ya şu sistemin bildirimlerini kapattım ben, niye çıkıyor ya? Çok saçma oldu takılması. Neyse malı bırakalım da. Boşalt bakalım malı. Ahıt gelsin yeğenim, ahıt. Kopart bizi DJ. Şimdi bir yandan tarla 8'deki kontratı yapıyoruz. Bir yandan kendi arazilerimizi ekiyoruz. Oha bu bitmiş mi lan?
Şimdi tabii abi 10 numara 5 yıldız iş yapıyoruz hep birlikte. Bir de şu geyin muhabbetleriyle başım belada benim hocam. Vallaha. Geyinlerle kafayı yemiş durumdayım. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz basları ve mitleri tırpanlıyorum. Ses berbat çıkıyor abi, bu ne ya? Bitti mi? Bu bitmedi mi daha? Bitmemiş daha. Abi anlamadığım bir şey var bu programda ama dur bakalım çözeceğim, onu da çözeceğim. Biraz önce kasıyordu, bir tarafını yırtıyordu. Şimdi normale döndü, bilmem farkında mısınız? Hemen kasaya dolduralım ve gidip liman tahıl ambarına bunları satalım. Ne yapalım? Daha bitmemiş. Daha bitmemiş. Bitseydi şeyi değiştirirdim. Bitmemiş daha. Şimdi dur. Ya yapacak bir şey yok abi. Hadi gidip satalım. Haydi gidelim satalım, satalım da satalım. Liman tahıl ambarına gidiyoruz, malı satıyoruz. Abi bu kasanın küçük olması kötü oldu ya. Şu 59 binlik kasadan olaydı iyiydi. Geçtik arkaya. Malzemeyi indir abi. Ya arkadaş bu zaten bizim hani elimizdeki bir şey değil. Mecbur yapıyoruz da.
Evet, düz çapraz yoldan yapıştır. Bir kamyon, bir tır. İşimiz bitmiyor hocam. Evet, ilk tur gübreleme de başladı. Ulan tek turu döner dört tarlayı, ondan sonra evet bu turu döneyim. Sonra gider gübreyi doldururuz. Bu seferki hasattan sonra periyodik saban gereksinimini açacağım abi. Az kalmış, iyi.
şu gübrelemeyi bitirsin de bizim Valtra. İki tane küçük traktörümüz var abi. Şimdi bir tane orta traktörümüz var. Orta segment bir biçer döverimiz var. Her ne kadar tek başına garibim perişan olsa da. Başka neyimiz var? Araç atölyemizi kurduk. Yakıt tankerimizi getirdik, tarlamızın kenarına koyduk. Yine yem için yükleme vagonu doldurduk, getirdik hocam. Yani her şey yolunda. Anasını satayım, bu tarlayı bitirmek çok zor olacak ya. Ağırlığı yiyince bir yırtınma hissettim yani şu an makinede. Farming canlar, farming. Farming canlar, farming. Ananı avradını. Abi ne saçma sapan bir kasa sistemidir ya. Biçer döverin küçük olmasıyla biraz başımız belada. Birinci kapı değil, ikinci kapıdan giriyoruz, değil mi? Boşaltalım hemen hızlıca.
Ankara doğru gidiyoruz. Şimcik. Evet, burada dördüncü arazimiz. Bunu da bir eki verelim. Ek bakalım. Şimdi oraya gübre atacağım, öbür tarafa da gübre atacağım. Sonra bunun gidip gübrelerini doldurmamız lazım. Tabi dördüncü tarlaya yetersi içindeki. Şimdi dördüncü tarlaya yeterse iyi, yetmezse yani burayı yapsın da dur bakalım, öbürüne yetmeyecek gibi. Tamam. Şimcik. Dön oğlum, dön çocuğum. Thank you.
Bence buranın da ilk turunu atacak içindeki 700'le. Bence atar. Dön çocuğum. Dön evladım. Hayır, 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 hayır. Hadi koçum hadi. Neyse bunu alıp gideceğim şimdi zaten. Kaydet çocuğum, kaydet evladım. Kontrat %33'te güzel. Gel bakalım. Büyümeye geldik. Toprak türleri. Heh. Gübre 1. Yabani otu buradan göreceğim çünkü.
Hocam. Şimdi abi daha %30'larda ya, o arazi biter mi ya? Hiç var ya, ama o arazinin biteceğine inanmıyorum yani. Birinci kapı. Malı indirelim. Anasını satayım, daha %27'si taşındı ya. Ya ekmesi biçmesi ne kadar zorsa hocam o kadar şey yaptırıyor. Ley. Hocam gidelim. Hatta gitmeden şuradan aç hocam. Bilmiyorum, birkaç tane aldım. Saymadım anasını satayım alırken. Tamam, şimdi 43'le gidiyorsun, kasa boş tabii. Kasa dolunca ne yapacağım bakayım.
Bakalım daha ne kadar dolduracağız. Evet. Ya alacağız gübre abi. Mecbur alacağız. Bence 3 tane daha alayım. Bir tane daha alırsam paket kalacak orada, o yüzden yürü. Demin cayır cayır yedi diye şimdi gıçını yırtıyor. Gübre tankı da tamam. Evet, burası herbisitlemeyi bekliyor abi. İşimiz burada artık. Ulan buradan 100 bine yakın para kaldıracağım zaten. Bir milyona kadar boşanabiliyorum anlaşılan. Ulan anasını satayım öde de. Eğer yetmezse borç çekeriz 5.000, ne yapayım ya. Hadi koçum, doldur.
Anasını satayım, çekiciyi drift attırmayı anlarım da ben kasaya drift attırıyorum ya. Şaka gibi arkadaş. Boşaltalım malı. Buradan çıkıyorum ama orası ters yön galiba. Şuraları biraz daha bekleyelim. İyice bir yabani ot bassın abi. Ondan sonra her bisete dalarız. Gayet güzel. Abi gayet güzel. Şimdi herbisit muhabbeti bizim için biraz sıkıntılı. Oh 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 oh. Azıcık daha bekle hadi. Evet. Herbisit. Herbisit. Herbisüt. Şimdi herbisit atıyoruz abi tarlaya. Herbisit önemli. Herbisitimizi atalım ki yabani ot muhabbetini halledelim yani. Bu herbisitin olayı çok değerli benim için şu an. Yani bu cihazların üzerine makine eklemeden bir tarla daha alırsam herhalde boku çıkacak.
Vallahi ben bunu alacağım. Söyleyeyim de. Bunu alacağım. ...202 bin. Ya 203 bin olduğu zaman ben bu tarlayı alırım abi. Acımam yani. Hiç de acımam yani. Bir dakika lan, çok merak ediyorum. Tanker var mı tanker? Düşünelim. Abi suyu taşımak için, örneğin hayvanlara su taşımak için bir tankere ihtiyacım var. O tankeri nereden bulurum? Bir bu var. 7300 litrelik. İşte bu. 8000'lik. 32.000 mi? Yuh. Yani buna gerek var mı? 25.000, 8.000. 9.500. Ben bunu alırım ama 9.500'e. Sıvıları taşır. Bu ne? Bu ne işareti ki? Süt bu, süt. Sütü taşıyabiliyor ve sıvıları taşıyabiliyor. O yüzden pahalı. Bana lazım olan şu abi. Şunu alacağım. Bunun içine herbisit dolduracağım. Ve dükkanın yanına getireceğim. Hadi tırcığım yürü.
Abi sürekli aynı yere mal taşıyorum ya, çıldıracağım ya. Evet, ürünü sal buraya. Nasıl ya? Hadi 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 hadi. Güzel. Şimdi üçüncü tarla herbisiti atarken birinci tarlanın gübrelemeyi çalıştıralım. Hemen 8 numaralı tarlaya gidelim. Oradaki biçer dolmuştur ya. Hadi ona yetiş hadi. Tamam, her bir sit atmaya devam etsin abi. %62'de. Devam. Bu son turu dönüyor abi. Bu son turu dönsün, hemen öbür araziye çakalım bunu.
Evet, hemen bu arkadaşa yaslayalım. Ulan 400 küsür herbisit kaldı. 4 tarlada bir tur yaptı, bir tur iki kere yapıyor 4 araziyi. Demek ki orayı ve öbür 3 taneyi de alsam bir turda 2200'ü mort edecek bu. Evet, hadi bakalım yabani ot temizliği başlasın burada da. İnşallah yeter ya. En azından şunu biliyoruz, herbisitimiz bitti abi. Aldık bir tane. Yani iki turda mı biter, bir buçuk turda mı biter bilmiyorum ama oy oy, her bir setimizi çok güzel yiyoruz yani. 329 kaldı. Ya 200'ün altına inse çok güzel olur da. En azından o aldığımız herbisi tankını full doldururuz buraya yani. Hemen 2 dakika herbisitini atalım şunun da. Abi hızlıca git, buna da komut ver hemen. Hızlı 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 hızlı.
Hadi yardır. Evet, yardır yardır gidiyoruz hocam. Hadi bakalım. Şimdi bu görmüş olduğunuz hadi bakalım ikinci tur gübreleme başlasın. Hemen tır alalım, tarla 8'e gidelim. Şimdi biz bir garaja girelim mi hocam? Benim şu traktörümün ne 261 kW. Tamam gel abi şuraya. Dip kazanlar diye bir şey vardı. Neydi lan o? Dip kazan bir sökeyim için toprağın saban yerine kullanılabilir diyor. Tamam bak şu 3,5 metrelik şey. Çüş. 4 metre 130 beygir. Şu 4 metre 130 beygir abi. Dişli tırmık değil abi. Dişli tırmıklar. Dişli tırmıklar diyor. Aç bakayım şunu. Hmm.
Biz dip kazan alacağız abi. Bak şu 4 metrelik dip kazan var ya. Bunu alacağız abi biz. 140-130 beygir. Bu da 4 metre. Bu da 4 metre. Bunu alırım abi, ben ne bunu alacağım anasını satayım, 10.000 vereceğim. 500 dolar, 500 lira, 500 liradır. 140 beygir diyor bak, şunu çekecek olan motorlu alete 140 beygir olacak diyor. Şimdi gel garaja. Şunu açıyorsun abi, 150 beygir fent. Şu 100 beygir, bu mümkün değil, çekemez. Ya fente çektireceğiz onu ya buna çektireceğiz ki öyle görünüyor. İyi de değer kaybetmiş ya malzeme. Vallahi iyi değer kaybetmiş. Şimdi biçer alamıyoruz. Çünkü biçerler pahalı. Belki tarla sayısını arttırdıktan sonra mecburi istikamet, hani kendimize bir piçer döver alırız. Ama dip kazana geçeceğim abi. Bir dakika, unuttum. Sabanım vardı benim. Sat o sabanı abi. 11.000, 11.000'dir. Dehle gitsin. 11.000'e sabanı sat abi. Abi sürekli yarıda bırakıyor ya. Yani neden yapıyor bunu bilmiyorum ama sürekli bir yarıda bırakması var yani. Evet, ikinci tur gübreleme işini de yaptık. Şu mahsulü alalım, gidelim bırakıp gelelim. Sonra öteki traktörümüzü alalım, gidip herbisit tankımızı doldurup gelelim abi. Neredeyse yarıya geldik abi, çünkü tahmin ettim. Hadi tır, hareket et.
Şimcük. Malı boşaltalım. Yağmurlu hava geliyor. Biçeri durduracağız birazdan ya. $66 maaş ödemesi. Denemesi bedava anasını satayım, dur. Dursun orada.
Bakayım herbisiti bunun içine yükleyebiliyoruz mu? Herbisiti bu yükletmiyor. Peki. Şu tanker yükletiyor mu? Tanker yükletiyordur. Ama 3000 küsür anasını sattığımın aleti işte. Onu da kabul etmedi. Çok fena sinirim bozuldu yalnız. Oğlum çok fena sinirim bozuldu benim ya. Son bir şey daha deneyeceğim. Biraz para harcadık ama. Anasını avradını sattığımın ya. Ben taşınabilir mi diye merak ettim. Taşıtmıyormuş terbiyesiz ahlaksızca. Oğlum yağmurlu hava geliyor. Kes kesebildiğini. Hadi koç.
Neyse, doldurabildiğimi doldurayım da. Boşta kalmayalım. Hadi gidip bunu boşaltalım şimdi. Evet, hava bozuyor. Yani yağmur yaklaşıyor demek bu. Şimdi reis, inle tanzi, zıpla tanzi. Malı boşaltalım. Ya arkadaş, oradan iyi bir para gelecek de işte. Ne kadar iyi bir para gelecek, ne kadar iyi gelecek onu bilmiyorum. Bana çok iyi bir para lazım çünkü. %96.
Bu araç işletim muhabbetini manuel yaptılar bu oyunda ya o biraz. Tamam. Oy 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 oy. Piçel döverimizi takip edecek. Vallahi gidiyor. Ya arkadaş. Güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz.